Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar sana o açık seçik kitabın ayetleridir. Muhakkak ki biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. Hani bir vakitler Yusuf babasına demişti ki, babacığım ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır. Ve işte böyle Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirinden bilgiler öğretecek. Bundan önce ataların İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi. Nimetini hem sana hem de Yakup soyuna tamamlayacaktır. Muhakkak ki Rabbin alimdir, hakimdir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşleri kıssasında soranlara ibret alacak ayetler vardır. Hani demişlerdi ki, Yusuf ve kardeşi Bünyamin, babamıza bizden daha sevgili. Bizse güçlü ve tutkun bir grubuz. Doğrusu babamız belli ki çok açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün ya da bir yere atın ki babanızın yüzü, sevgisi size kalsın. Sonra yine salih bir kavim olursunuz. İçlerinden bir söz sahibi şöyle dedi. Yusuf'u öldürmeyin, bir kuyunun dibine bırakın da oradan geçen kafilenin biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın. Dediler ki, ey babamız, sen bize Yusuf için neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini istiyoruz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gelsin, oynasın. Kesinlikle biz onu koruruz. Babaları dedi ki, onu götürmeniz beni üzer. Korkarım ki onu kurt yer de sizin haberiniz bile olmaz. Dediler ki, vallahi biz böyle güçlü kuvvetli bir toplulukken buna rağmen onu kurt yerse o zaman biz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olmuş oluruz. Nihayet kardeşleri Yusuf'u alıp götürdüler ve kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdiler. Biz de ona şöyle vahyettik. Andolsun ki sen onlara ileride hiç beklemedikleri bir sırada bu yaptıklarını haber vereceksin. Ve yatsı vakti ağlayarak babalarına gittiler. Dediler ki, ey babamız, biz gittik aramızda yarış yapıyorduk. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş. Şu anda biz doğru da söylesek yine de sen bize inanacak değilsin. Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirmişlerdi. Babaları dedi ki, hayır, nefisleriniz aldatmış da size bir iş yaptırmış. Artık bana güzel bir sabır gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak Allah'tır. Daha sonra bir kafile gelmiş, sucularını da göndermişlerdi. Vardı kovasını kuyuya saldı. Müjde hey müjde, işte bir çocuk dedi ve onu satılık bir mal olarak gizleyip korudular. Allah ise onların ne yapacaklarını biliyordu. Ve onu düşük bir değerle birkaç dirheme sattılar. Ona fazla önem vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı eşine dedi ki, buna güzel bak, bize faydalı olabilir ya da evlat ediniriz. Yusuf'u böylece oraya yerleştirdik. Ona rüyaların tabirini de öğrettik. Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. O tam erginlik çağına gelince kendisine ilim ve hüküm verdik. İşte biz güzel iş yapanları böyle mükafatlandırırız. Derken evinde bulunduğu hanım onun nefsinden murad alıp yararlanmak istedi. Kapıları kilitledi ve haydi beri gel dedi.
Yusuf, Allah'a sığınırım. Muhakkak ki o kocan benim efendim, bana çok güzel baktı. Doğrusu zalimler hiç iflah olmazlar dedi. O hanım ona gerçekten niyeti bozmuştu. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi, Yusuf da ona özenip gitmişti. Aslında ondan fuhuşu ve fenalığı uzak tutalım diye böyle olmuştu. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş kullarımızdan biriydi. İkisi de kapıya koştular. Hanım onun gömleğini arkadan yırttı ve kapının yanında hanımın efendisiyle karşı karşıya geldiler. Hanım hemen dedi ki, senin eşine fenalık yapmak isteyenin cezası zindana atılmaktan veya acı bir azaba uğratılmaktan başka ne olabilir? Yusuf, kendisi benden yararlanmak istedi dedi. Hanımın akrabasından biri de şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmış ise hanım doğru söylemiştir. O zaman bu yalancılardandır. Yok eğer arkadan yırtılmış ise hanım yalan söylemiştir. O zaman bu doğru söyleyenlerdendir. Ne zaman ki gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu gördü, o zaman dedi ki, bu iş siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür. Yusuf, sakın sen bundan bahsetme kadın. Sen de günahından dolayı istiğfar et. Sen gerçekten günahkarlardan oldun. Şehirde bazı kadınlar da Aziz'in karısı delikanlısından murad almaya kalkmış. Sevgi yüreğini yakıp kavuruyormuş. Görüyoruz ki kadın çıldırmış besbelli dediler. Aziz'in karısı onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince onlara davetçi gönderdi ve onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine birer bıçak verdi. Biri taraftan da Yusuf'a çık karşılarına dedi. Görür görmez hepsi onu gözlerine çok büyüttüler. Şaşkınlıkla ellerini kestiler. Dediler ki, haşa, Allah için bu bir insan değil, olsa olsa yüce bir melektir. İşte dedi, bu gördüğünüz beni hakkında kınadığınız gençtir. Yemin ederim ki ben bunun nefsinden yararlanmak istedim de o namussuz davrandı. Yine yemin ederim ki emrimi yerine getirmezse muhakkak zindana atılacak ve kesinlikle zelillerden olacaktır. Yusuf dedi ki, ey Rabbim, zindan bana bunları beni davet ettikleri şeylerden daha sevimlidir. Eğer sen bu kadınların tuzaklarını benden uzak tutmazsan ben onların tuzağına düşerim ve cahillik edenlerden olurum. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul buyurdu da ondan onların tuzaklarını bertaraf etti. Muhakkak ki o, evet, o hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bu kadar delili gördükleri halde sonra yine Yusuf'u bir süre için zindana atma düşüncesi ağır bastı. Zindana onunla birlikte iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki, rüyada kendimi şarap sıkarken gördüm. Öteki de dedi ki, ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Yusuf dedi ki, size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden önce onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şey ortak tutmamız olmaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey benim zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok tanrılar mı daha hayırlı, yoksa her şeye hakim ve galip olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için Allah hiçbir delil indirmiş değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir.
O size kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların şu olduğunu bilmezler. Ey benim zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine yine şarap sunacak. Diğeri de asılacak. Kuşlar başından yiyecekler. İşte öğrenmek istediğiniz iş böylece halloldu. Yusuf, hapisten kurtulacağına inandığı o ikiden birine dedi ki, beni efendinin yanında an, benden söz et ki beni kurtarsın. Fakat şeytan ona efendisinin yanında anmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf daha yıllarca zindanda kaldı. Bir gün melik, hükümdar dedi ki, ben rüyamda 7 cılız ineğin 7 semiz ineği yediğini ve 7 yeşil başakla 7 kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabiri edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini bana bildirin. Dediler ki, rüya dediğin şey karma karışık hayallerdir. Bizse böyle karışık hayallerin yorumunu bilemeyiz. O ikiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki, ben size o rüyanın tabirini haber veririm. Hemen beni gönderin. Ey Yusuf! Ey doğru sözlü! Bize şunu hallet. 7 semiz ineği 7 cılız inek yiyor. Ve 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak, umarım ki o insanlara doğru cevap ile dönerim. Onlar da senin kadrini bilirler. Dedi ki, 7 sene eskisi gibi ekeceksiniz. Biçtiklerinizi başağında bırakınız. Biraz yiyeceğinizden başka. Sonra onun arkasından 7 kurak sene gelecek. Önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyip bitirecek. Sonra da onun arkasından yağışlı bir sene gelecek ki halk onda sıkıntıdan kurtulacak. Üzüm, zeytin gibi mahsulleri sıkıp faydalanacak. O hükümdar onu bana getirin dedi. Emir üzerine Yusuf'a gönderilen adam yanına gelince Yusuf ona dedi ki, haydi efendine geri dön de ona sor bakalım. O ellerini kesen kadınların maksatları neymiş? Hiç şüphe yok ki Rabbim onların oyunlarını çok iyi bilir. Hükümdar o kadınlara, derdiniz neydi ki o vakit Yusuf'un nefsinden murad almaya kalktınız dedi. Onlar, haşa, Allah için biz onun aleyhinde hiçbir fenalık bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı da şimdi hak ve hakikat olduğu gibi ortaya çıktı. Aslında onun nefsinden ben murad almak istedim. O ise şeksiz şüphesiz doğrulardandır dedi. Yusuf dedi ki, işte bu şunun içindir. Bilsin ki ben ona arkasından hainlik etmedim. Gerçekten Allah hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz. Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yargıladığı müstesna. Muhakkak ki Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin, kendime tahsis edeyim. Sonra onunla konuşunca da, sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir mevki sahibisin, güvenilir birisin dedi. O da ona dedi ki, beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü iyi korurum, iyi bilirim. Ve işte biz böylece Yusuf'u o yerde temkin ettik, yerleştirdik. Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Bir gün Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler ve onun yanına girdiler. O onları görür görmez tanıdı. Oysa onlar tanıyamamışlardı. Ne zaman ki onların bütün hazırlıklarını tamamladı, o zaman dedi ki, babanızdan olan öbür kardeşinizi de bana getirin. Görüyorsunuz ya, ben ölçeyi tam ölçüyorum ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım. Siz eğer onu bana getirmezseniz, bir daha size hiç kile yok.
Bir ölçek bile zahire alamazsınız. Yanıma da yaklaşmayın. Dediler ki, onun için babasından izin almaya çalışacağız. Her halükarda bunu yapacağız. Yusuf bir taraftan da adamlarına tembih etti. Sermayelerini yüklerin içine koyuverin. Belki ailelerinin yanına dönünce farkına varırlar ve belki yine gelirler dedi. Böylece dönüp babalarına geldikleri vakit dediler ki, ey babamız, bizden ölçek men edildi. Bize zahire verilmeyecek. Bu kere kardeşimizi de bizimle gönder ki ölçek alabilelim. Biz onu kesinlikle koruyacağız. Babaları dedi ki, ben onu size nasıl emanet ederim? Ya bundan önce kardeşini emanet ettiğimde olan gibi olursa, en hayırlı korucu Allah'tır ve O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Derken yüklerini açtılar ve sermayelerini kendilerine geri verilmiş olarak buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte sermayelerimiz de bize iade edilmiş. Bununla yine ailemize zahire alır getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Üstelik bir yük daha fazla zahire alırız. Zaten bu aldığımız pek az bir zahiredir. Babaları dedi ki, hepiniz çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah'tan bir yemin vermedikçe onu kesinlikle sizinle göndermem. Onlar da Allah'a and içerek babalarına söz verince babaları dedi ki, bu söylediklerinize Allah vekildir. Ve dedi ki, ey yavrularım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'ın takdirini sizden engelleyemem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Onun için bütün tevekkül edenler ona tevekkül etmelidirler. Ne zaman ki şehre vardılar, o zaman babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Gerçi bu şekilde girmeleri onlar hakkında Allah'ın takdir ettiği hiçbir şeyi önleyemezdi. Bu sadece Yakup'un içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf'un yanına girdikleri vakit o kardeşini Bünyamin'in yanında alıkoydu. Dedi ki, bilesin ben senin kardeşinim. İşte bundan dolayı onların yapacaklarına sakın üzülme. Sonra onların bütün hazırlıklarını görünce su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal şöyle bağırdı. Hey kervan, siz hırsızsınız, hırsız. Bunlara döndüler de dediler ki, ne arıyorsunuz? Onlar da dediler ki, hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu bulup getirene bir yük zahire var. Üstelik o tas bana zimmetlidir. Allah'a yemin ederiz ki dediler, muhakkak siz de anlamışsınızdır ya, biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz. Peki yalancı çıkarsanız onun hırsızlık edenin cezası nedir dediler. Kimin yükünde çıkarsa o kendisi onun cezasıdır. Biz zalimlere işte böyle ceza veririz. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin eşyalarından önce onların eşyalarını aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşlerinin yükünün içinden çıkardı. İşte Yusuf'a biz böyle bir oyun öğrettik. Melik'in kanunlarına göre kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Ancak Allah dilerse o başka. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır. Dediler ki, eğer o çalmışsa daha önce bunun kardeşi de çalmıştı. O vakit Yusuf bunu içine attı. Onlara hiç belli etmeden siz çok fena bir mevkidesiniz. Ne sıfat verdiğinizi Allah çok iyi biliyor dedi. Dediler ki, ey vezir, emin ol ki bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için yerine birimizi al. Gerçekten de biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. O dedi ki, eşyamızı yanında bulduğumuzdan başkasını tutuklamaktan Allah korusun. Çünkü öyle yaparsak zalimlerden oluruz. Ne zaman ki onlar onu kurtarmaktan ümit kestiler, o zaman fısıldaşarak
oradan uzaklaştılar. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına ahit aldığını ve daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar ben artık buradan ayrılmam. Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Siz dönün de babanıza deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Yoksa gaybın bekçileri değiliz. Hem orada bulunduğumuz şehir halkına, hem içinde bulunduğumuz kervana sor. Ve emin ol ki biz kesinlikle doğru söylüyoruz. Babaları dedi ki, hayır, sizi nefisleriniz aldatıp bir işe sürüklemiş. Artık bana güzel güzel sabretmek düşüyor. Belki Allah hepsini birden bana geri getirir. Çünkü O her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve onlardan yüz çevirdi de, ey Yusuf'un ateşi, yetti artık, yetti dedi. Ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Artık yutkunuyor da yutkunuyordu. Dediler ki, hala Yusuf'u sayıklayıp duruyorsun. Allah'a yemin ederiz ki, sonunda eriyip gideceksin, tükenip helak olacaksın. Hayret doğrusu. Dedi ki, ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a şikayet ederim. Ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim. Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zira kafir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Sonra Mısır'a gidip onun huzuruna girince dediler ki, ey şanlı vezir, biz ve çoluk çocuğumuz sıkıntı içindeyiz. Pek az bir sermaye ile geldik. Sen bize yine ölçek, zahire ver. Ayrıca sadaka da ihsan eyle. Çünkü Allah sadaka verenleri muhakkak mükafatlandırır. O dedi ki, siz cahilliğinizde Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz? Onlar, yoksa sen sahiden Yusuf musun dediler. O da ben Yusuf'um, bu da kardeşim dedi. Doğrusu Allah bizi lütfuyla nimetlendirdi. Gerçekten de kim Allah'tan korkar ve sabrederse, Allah muhakkak ki güzel işler yapanların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a yemin olsun, Allah seni bize üstün kıldı. Biz gerçekten de büyük bir hata işlemiştik. Yusuf dedi ki, bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah sizi mağfiretiyle bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Alın şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün. Gözü açılır ve bütün ailenizle toplanıp bana gelin. Ne zaman ki kafile Mısır'dan ayrıldı, öteden babaları dedi ki, eğer bana bunak demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Dediler ki, vallahi sen hala o eski şaşkınlığındasın. Fakat ne zaman ki gerçekten müjdeci geldi, gömleği Yakup'un yüzüne koydu. Hemen gözü açıldı. Ben size demedim mi, ben Allah'tan sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Dediler ki, ey babamız, bizim için Allah'a istiğfar eyle. Biz gerçekten büyük günah işlemiştik. Dedi ki, sizin için Rabbimden ileride bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ne zaman ki onlar Yusuf'un yanına vardılar, işte o zaman Yusuf anasını ve babasını kucakladı, yanına aldı ve buyurun Allah'ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki, işte bu durum o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütfunu ihsan eder. Şüphesiz O her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Rabbim, sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat.
İşte bu sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip mekir, oyun yaparlarken sen yanlarında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzulasan da insanların çoğu iman edecek değildir. Buna karşılık onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an alemlere ancak bir öğüttür. Bununla beraber göklerde ve yerde ne kadar ayet var ki onunla yüz yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler. Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. İmanlarına az çok bir şirk karıştırırlar. Yoksa bunlar Allah'ın azabından hepsini saracak bir felaket gelmesinden ve farkında değillerken ansızın başlarına kıyametin kopuvermesinden güven içinde midirler? De ki, işte benim yolum budur. Basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar işte böyleyiz. Ben Allah'ı tesbih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de o memleketlerin halkındandı. Onlar da kendilerine vahiy verdiğimiz bir takım erkeklerden başkası değillerdi. Şimdi o yerlerde şöyle bir gezip görmediler mi? Kendilerinden önce gelip geçenlerin akıbetlerin nasıl olduğuna bir baksalar ya, elbette ahiret yurdu müttakiler için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Nihayet peygamberleri onların iman etmelerinden ümit kesecek hale gelince ve kendilerinin yalancı duruma düştüklerini sanınca onlara yardımımız geldi, yetişti, dilediklerimiz kurtarıldı. Suçlular topluluğundan bizim azabımız geri çevrilmez. Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lakin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki, her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir. Sadakallahu l-azim.